Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Sabuni hocamızın Sahih Buhari üzerine yazmış olduğu bir kolay şerh. Eee Şerhul Müyesser li Sahih Buhari diye. E, bu şerhten başlayacağız İnşallah Rabbim tamamını erdirebilmeyi nasip eylesin. Sahih Buhari yazarı İmam Buhari kitabına Kitabu Bed'il Vahyi ala Rasulillah diye başlıyor. Yani vahyin peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani başlangıcıyla gelmesiyle yani kitabı öyle kitabı yani kendi kitabını da fasıllara kitaplara ayırmış demiş ki birinci olarak ilk girişte e, vahyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başlangıcı kitabı demiş birinci kitap olarak onu zikretmiş tabi bu e, şerhimizde sahih buharideki her hadis alınmamış tekrarlar çıkarılmış. tekrar ee, tekrarı olmayan hadislere genel yer verilmiş. Burada hemen babul e'mali bin niyat demiş. Amellerin niyetlere göre olması babından başlamış. Evet. An rubi an emiril müminin Mü'minlerin emiri halifesi. Ondan bedel de Umar bin Hattab. Ömer bin Hattab Hatta bunu oğlu Ömer'den rivayet edildi. Radıyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Normalde Ömer'i olması lazımdı ama gayrı musarif olduğu için Ömer'e diye geldi. Çünkü emir-i müminin emir kelimesinden bedeldir. Emiri de mecrurdur. Bunun da mecrur olması lazımdı. Radıya an harfi celiyle kullanılıyor. Ennehu muhakkak ki o Hazreti Ömer kâle dedi ki Semi'atü ben işittim Resulallah Resul'e kelimesi Semi'anin mef'ulu. Buradaki tü fail. Ben Allah'ın Resulü'nü işittim sallallahu aleyhi ve sellem cümleyi duaiye diyoruz buna. Nerede? Alel minberi minber üzerindeyken Hazreti ya yani Peygamber Efendimiz neredeyken? Alel minberi minber üzerindeyken ben diyor onu işittim Yaqulu diyor. Peygamber Efendimiz derken işittim. İnnemel a'malu muhakkak ki ancak ve ancak ameller nelere göredir? Ne ile beraberdir? Bin niyati niyetlerle beraberdir. Ve innema ancak li her kimse için vardır ne maul bir şey ki ne va niyet etti niyet ettiği şey vardır herkese. Femen net hicretuhu kimin hicreti olur ise kime e, ila dünya bir dünyaya bir dünyalığa yusui bu öyle dünyalık ki elde edeceği elde edeceği bir dünyalığa hicreti olursa onun Veyahut ilah ila imraatin bir kadını olursa onun hicreti. Öyle kadın ki yenkihuha onu nikahlayacak. Nikahlayacağı bir kadın olur ise o zaman fe hicretuhu o zaman bunun hicreti kimedir? Hacere ila harfi ile kullanılıyor. Bak hicretuhu ila onun hicreti kimedir? ila maul bir şeye ki hacere hicret ettiği ileyhi ona. Yani onun hicret ettiği şeyedir onun hicreti. Allah rızası içinse Allah rızasına dünyalık bir şey içinse dünyalık bir şeye kadın içinse kadına. Şerhul elf Elfaz demiş. Kitabu Bedil vahyi Bu başta dedi ya Kitabu Bedil Vahiy. Ne demek Kitabu Bedil Vahiy? Ey yani kitap derken burada kastı bab. Babe e, keyfe kane ibtida u nuzulil vahyi alar rasuli. Keyfe nasıl kana oldu iptida u başlangıcı başlaması nuzulil vahiy. vahyin nazil olması kim üzerine? Alel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vahyin nuzulu, nuz, nuzulunun başlangıcının nasıllığı babı nasıl oldu? Ve keyfe nasıl ca'ehu Peygamber Efendimiz'e geldi. Kim? Cibrilu. Cibril aleyhisselam bil vahyi vahiy ile semai gökten. Gökten Cibril aleyhisselam vahiy ile nasıl geldi? Nerede oldu? Hani Hira mağarasında Alak suresinin ilk beş ayet kelimesi geliyor ya. İkara bismillahi rabbi halak. Ma'nel vahiy. Vahiyin manası. Vahiy ne demek? Vahiyin manası. El ilamu vel ihbaru. Haber vermek, bildirmek demek. Kale dedi ki Fis sıhah, sıhahta, yazarı, muhtar-ı sıhah sözlüğünün yazarı dedi ki el vahyu vahiy el kelamul hafiyyü gizli konuşmaktır. Ve yutlapu kullanılır alel Kur'an'ı Kur'an'a vahyun, vahiy kelimesi kullanılır, ıtlak edilir. Kur'an eşittir vahiy demek. ne? çünkü o muhan, ya da muha, muhan, e, vahyedilmiştir, indirilmiştir. Ve münezzelun, indirilmiştir. Min indillahi, Allah katından indirilmiş ve vahyedilmiştir. Kâle ta'ala, yüce olan allah Teala dedi ki, Ve kezalik işte böylece, ev bizler bizler vahyettik, ileyke sana ruhan, bir ruh vahyettik, bin emrina, emrimizden, katımızdan. Buradaki ruhtan maksat Kur'an'ın, Kur'an demektir. Semma Teala, allah Teala isimlendirdi. El-Kur'an'ı, Kur'an'ı Kur ne diye? Ruh'an, ruh diye isimlendirdi. Sebep ne? Liyennu, çünkü o Kur'an, lil kulubi kalpler için ne menzilesindedir? Bin menziletir ruhi lil bedeni. Yani e, ruhun e, beden için önemi nasılsa, ee, o Kur'an da kalpler için aynı öyledir. O menzilededir. Yuhyiha onunla diriltir. O Kur'an ile diriltir e, o kalbi. Yuhyiha o kalbi diriltir. Neden? Min cehli. Yani cehalet karanlığında ne yapar? O kalbi diriltir. Ve kad rabada birleştirdi. El İmamul Bukhari'yu İmam Bukhari beynel babi bu babı yani keyfe ee, şey ba, ba, kitabu bedil rasulü bu babı ne ile birleştirdi neyin arasını beyinle ve beyne kavlihi subhanahu Allahu Teala'nın şu ayeti ile bu babı birleştirdi bundan arasını birleştirdi o ayet hangisi İnne muhakkak ki biz vahiy ettik ileyke sana ne gibi kema vahy vahyettiğimiz gibi ila Nuhin Nuh Aleyhisselam'a ve nebiyyine ve diğer nebilere min ba'dihi ondan sonraki yani Nuh Aleyhisselam'a ve ondan sonraki gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da aynen öyle vahyettik. Niye bu ayetle bu kitabı bed'il vahiy ala Resul bu bab arasını birleştirdi? Niçin? Niyuşira işaret etmesi için ila enne mastar al vahyi, muhakkak ki vahiyin mastarı kaynağı ila cemi'il enbiyyâ'i vel vahidun yani e, diğer tüm nebi ve rasullere resullerin tamamına Vahin e, e, vahyin kaynağı nedir vahidun birdir tektir buna işaret etmek için yaptı böyle huwa o allah rabbul izze kimdir o peki huwa u yani vahyin kaynağı rabbul izzeti vel Celali. celal ve izzet e, sahibi olan rabbdir allah'tır ellezî öyle allah ki Ellezî öyle Allah ki Erasele gönderdi emine semâi semanın eminini yani göklerin eminini ondan beldel de Cebiri ile aleyhisselamı gönderdi. ila cemî'i rusulihi tüm peygamberlerine gönderdi. Ne ile? Bil vahyil münezzeli min indillahi. Allah katından indirilmiş vahiy ile gönderildi he, ee, Allah katından indirilmiş vahiy ile tüm peygamberlerine göndermiş olduğu Cebrail aleyhisselamı gönderen celil ve izzet sahibi olan Rabb'dir. O Allah'tır. Yani mastar kaynak budur. Ve yüsemma isimlendirildi Cibril o Cibril aleyhisselam ne diye ruhul kudusi kudu, ruhul kudus diye isimlendirildi. Kutsal ruh diye. Takdis edilmiş ruh diye. Niçin li <laughs> kavlihi subhanahu Allahu Teala'nın şu sözünden dolayı. Kul de ki nezzelehu onu indirdi o vahiy indirdi kim? Ruhul Kudüs'i, Ruhul Kudüs yani Cibril aleyhisselam kimden indirdi? Min Rabbike Rabbinden ne ile bil hakkı hak ile indirdi. Yani o vahide herhangi bir şey karışmamıştır. Cinlerden herhangi bir vesvese karışmamıştır bir eklenti olmamıştır veya bir çıkarım olmamıştır. Niçin indirdi? Li yuseb bitellezin amanu. İman eden insanları sağlamlaştırmak, sabit kılmak için Allahu Teala Ruhul Kudüs ile ne yaptı? O vahiy indirdi. Evet geliyoruz. Şimdi burada e, Bedül Vahiy'den biraz açıklama yaptı e, Muhammed Sabun hocamız. Ama oradaki hadislere fazla girmedi. Nasıl geldiğine dair, mağarada nasıl olduğuna dair onlara girmedi. Ondan sonra hemen bu innamel a'malu bin niyat'' hadisi şerifinden e, onun kelimelerinden devam etti. Onunla ilgili yani kitabı Bedel Vahiy ile ilgili bir kısa açıklama yaptı. Ondan sonra hadisin bilinmedik kelimelerine geldi. Alal minberi yani Peygamber Efendimiz minber üzerindeyken diyor onu işittim diyor ya Hazreti Ömer. E, ey yani zekera e, zekera zikretti Umar Umar ve o yahtubu hutbe okuyordu. Ala minberil mescidi e, mescidin minberi üzerinde. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Nebevi minberi üzerinde. Hazel hadise şerife. E, bu e, şerefli hadisi Peygamber Efendimiz'in bu hadisinin minberin, mescidin şey Mescid-i Nebevi'nin minberi üzerinde hutbe okurken zikretti. Ama buradaki yukarıda sanki yani Hazreti Ömer diyor ki ben bunu Resulullah Efendimiz'den işittim minber üzerindeyken. Ama burada aşağıda sanki Hazreti Ömer bu hadisi minber üzerindeyken hutbe okurken zikretti gibi söylüyor. Ve semi'ahu ve onu işitti. Cem'un kebirun büyük bir topluluk. Mine sahabede sahabeden büyük bir topluluk. Hazreti Ömer minber üzerindeyken onu okurken bu hadisi okurken onu işittiler. Fel hadisu hadis belaya ulaştı. Derecete şöhreti. Şöhret derecesine ulaştı. Yani şöyle normalde bu ee, Şöhret derecesine ulaşmamış Sadece Hazreti Ömer'den gelen bir hadisi şerif Ama bunun tüm sahabe sonradan duyuyor Ve sahabe Hazreti Ömer'den duyduktan sonra Birçok yolla Birçok tarikle bu hadisi rivayet ediyor yani Diyor ki bu hadis ulaştı Şöhret derecesine Bel bilakis addehu onu saydı bu hadisi saydı Bağduhu musahabelerden bazısı Neden saydı Minel mütevatiri mütevatirden saydı Yani kastediyor Ettevatürel maneviye Manevi tevatürü kastediyor Let, te let tevatüre lafziye. Lafzi tevatürü, tevatürü kastetmiyor. Yani lafzi mütevatir demek birebir rivayet eden her sahabenin aynı lafızlar rivayet etmesi, lafızları değiştirmemesi. Lafzi mütevatir hadislerde çok azdır sayısı. Belki de iki üç tanedir. Fazla değildir. Ama manevi mütevatirin sayısı çok fazladır. Yani lafızlar değişik olsa bile aynı anlama geliyor. Söylenen şey. Ellezi Öyle mütevatir ki yekûn oluyor. bir kesreti turuqi var ruvati. Yani rivayet eden zavirlerin ve e, o tarihlerin e, rivayet tarihlerinin çok olmasıyla meydana gelen işte mütevatir ile mütevatirden saydılar diyor. Bazı sahabeler diyor. Onlardan bazısı bunu mütevatirden ya da işte hadis alimlerinden bazısı onu mütevatirden saydı. Niçin? Çünkü rivayet edenleri ve rivayet tarihleri çok olduğundan dolayı. Evet diğer dersimizde inşallah bitireceğiz. Hadisimiz inşallah.